Efendim bugün Boyabat ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundunuz. Şu anda da Halk Eğitim Merkezi kurslarında ziyarette bulunup incelemelerde bulundunuz. Evet. Bu günkü ziyaretle ilgili izlenimlerinizi açıklar mısınız bize? Öncelikle bugün 3 temel amaç için Boyabat'tayız. Birincisi tabii vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek, fırsat bulduğumuz ortamlarda onları dinlemek için buradayız. İkincisi Boyabat'ta devam eden bazı yatırımlarımızın, bitmek üzere olan bazı yatırımlarımızın son halini görmek için buradayız. Bu çerçevede Kemaldede Camimiz biliyorsunuz aslında uygun bir şekilde restore ediliyor şu anda. Kemaldede Camimizi son halini gördük. Şu anda içinde bulunduğumuz ve yaşı uygun olanların her birisinin çok rahat hatırlayacağı eski belediye binamız olan Kasaplar Çarşısı'ndaki bu tarihi binadayız. Öncelikle bu tarihi bina ve Kasaplar Çarşısı'nın restorasyonu tamamlandı. Bu vesileyle buranın son halini de görelim istedik. İnşaat sürecinde zaman zaman gelmiştik. Belediye başkanımızla birlikte ziyaret etmiştik. Bugün de bitmiş halini burada görmek için geldik. Ben öncelikle Boyabat Belediye Başkanımızı bu tarihi Kasaplar Çarşısı'nı ve tarihi belediye binamızı aslında uygun bir şekilde Boyabat'a kazandırdığı için teşekkür ediyorum Boyabatlılar adına. Aşağıda alt kattaki dükkanlarımızı gezdik. Gerçekten çok gayet güzel olmuş. Şimdi de eski belediye binamızın içerisindeyiz. Burada Halk Eğitim Merkezimize ait kurslar şu anda devam ediyor. Bu kurslardaki kursiyer arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların yaptığı el işi, göz nuru, emekle üretilmiş olan ürünleri gördük. İnşallah kısa süre içerisinde burada üretilen ürünleri yine Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanların içerisinde sergileyebilecekleri bir imkanda kendilerine tanınacak. Bu vesileyle ben bir kere daha tarihi Kasaplar Çarşısı'nın, tarihi belediye binamızın aslında uygun bir şekilde restore edilerek çok güzel bir mimariyle Boyabat'a kazandırmış olmasından dolayı memnun ve mutlu olduğumu, bu vesileyle belediye başkanımızı bir kere daha tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Son olarak da bugün yine Boyabat'a geçmiş yıllarda yatırım programını aldırdığımız ve inşaatı bitmek üzere olan Boyabat İmam Hatip Lisesi Külliyesi'ni gezeceğiz. Külliyede de 24 derslik, bunun yanı sıra 200 öğrencilik pansiyon, spor salonu ve uygulama mescidiyle birlikte bir gerçekten tam külliye yapılıyor. İnşaatı tamamlanmak üzere. Orayı da bugün yerinde görmüş olacağız. Akşam da inşallah Boyalı Köyü'nde Yiren mıntıkasındaki muhtarlarımızla, o bölgedeki muhtarlarımızla yaklaşık 30 ile 40 arasında muhtarlarımızla Boyalı Köyü muhtarımızın ev sahipliğinde bir araya gelip muhtarlarımızı dinleyeceğiz. Köylerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve bundan sonraki süreçte köylerimize yapılacak olanları birlikte istişare edeceğiz. Bu vesileyle Boyabat'ta Orta Çarşı'da esnafımızla yine karşılaştık, görüştük. Orta Çarşı'yı gezdik. Orta Çarşı'yı gezmemizin temel amacı da şu, Aralık ayı içerisinde Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucu inşallah Şefik Başkanımızla Samsun'da bölge başkanlığında, bölge müdürlüğünde konuyu ve bakanlıkta konuyu yakinen takip etti, gitti, geldi. Şimdi Orta Çarşımızın projesi tamamlanan 3 tane sokağının ihalesine Ocak ayı içerisinde çıkıyoruz. Böylelikle Orta Çarşı'nın tarihi kimliğine kavuşabileceği en güçlü ve en büyük adımı atmış oluyoruz. Biliyorsunuz Kültür Bakanlığımızın destekleriyle Orta Çarşı aslında uygun bir çarşı olacak. İnşallah Orta Çarşı'yı tamamlar tamamlamaz bu sefer temel hedefimiz eski tarihi Boyabat evlerini aslında uygun bir şekilde restore edip Boyabat'ı Göynük gibi, Mudurnu gibi, Tarakçı gibi, Beypazarı gibi, Kastamonu ve Amasya gibi bu mimari havzanın ruhuna uygun bu mimari havzanın bir parçası haline getirmek. Adım 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 ilerliyoruz. Durmak yok. Yola devam diyoruz ve bütün bu işleri yaparken de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz. Ben bütün Boyabatlılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bunu soracaktır. Hani vekilimizi bulmuşken niye sormadınız diye. Doğalgaz boru hattı Boyabat'a kadar geldi. Vatandaşlarımız hep bize soruyor. Ya bizim evlerimize, mahallelerimize ne zaman gelecek gibi. Tabii bizim için zor kısmı tamamlandı. Zor kısmı şu, biliyorsunuz doğalgaz 47 kilometrelik hattan geliyor. 47 kilometre boyunca doğalgaz boruları döşenerek Boyabat'ımıza kadar geldi. Bundan sonraki aşama şehir merkezindeki çalışma olacak. Yani doğalgaz hatlarının hanelere çekilmesi, aboneliklerin yapılması ve doğalgazın hanelerde yanar hale gelmesi.
Sizlerin de bildiği gibi Yeni Mahalle'ye kadar, Aşklı Tekke bölgesinden Yeni Mahalle'ye kadar doğalgazın girişi yapıldı. Sanıyorum yaklaşık bir ay içerisinde ilk ateşi vereceğiz. Ancak şehrin tamamının doğalgaza kavuşması kademe kademe doğal olarak. Bunun bir yıl içerisinde tamamının doğalgaza kavuşması teknik olarak da inşaat açısından ve Boyabat'taki boru hatlarının hanelere çekilmesi açısından sıkıntı teşkil etmesi açısından kademe kademe tamamlanacak. Önümüzdeki yıl çok ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. Bu sene kaç hane olur şu anda tam rakamını söyleyemiyorum bunu. Önümüzdeki yıl çok ciddi bir mesafe kat edilmiş ve bir sonraki yıla da büyük bir ihtimalle Boyabat'ın tamamı doğalgaza, yani %80-90'ı doğalgaza kavuşmuş olacak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Senin ilave edeceğin bir şey var mı? Evet Sayın Vekilim, Ziraat Bankası ile ilgili de açıklama yapar mısınız? Aslında belediye başkanı bununla ilgili açıklamaları yaptı. Yapması da onun uygun. Ancak şunu söyleyelim sadece. Ziraat Bankası Genel Müdürümüzü biz beraber ziyaret ettik. Tabii mesele Ziraat Bankası meselesi değil. Mesele Boyabat'ın büyük camisiyle, oradaki tarihi evleriyle ve o meydanın açılması ve Boyabatlıların hem şu anda devam eden kent meydanı projesiyle hem de Beyazıt Camisi'nin meydanıyla arkadaki tarihi evlerin de ön plana çıkacağı bir tarihi mekana kavuşması. Amacımız bu. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın oradan kaldırılmasıyla ilgili de Sayın Genel Müdürümüzden de olumlu işaretler aldık. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde de gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah Boyabat güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Fakat doğalgazla beraber bence en önemli mesele TOKİ meselesi. Çünkü Boyabat'ımızdan kalkıp gurbete gitmiş olan özellikle yaşlı hemşehrilerimiz var. Yazın geliyorlar, köylerde çok imkan bulamıyorlar ama Boyabat'ta evleri varsa burada kalıyorlar. Havalar soğumaya başlayınca da buradan kalkıp İstanbul'a çocuklarının yanına gidiyorlar. Biz Boyabat'ta bir tersine göç oluşturabilmek için doğalgazı çok önemli bir imkan olarak görüyoruz ama tersine göç için doğalgaz tek başına yeterli değil. Aynı zamanda orta ve alt gelir grubuna uygun bir şekilde konut arzının da sağlanabilmesi lazım. Bu açıdan Çevre Bakanımız birinci etapta 120 konut olmak üzere talebe göre de ikinci ve daha sonraki etaplarında bu rakamın artılabileceği bir imkanı Boyabat'a sundu. Şimdi yerle ilgili çalışmalar yine belediye başkanımız yürütüyor. İnşallah ilk etapta 120 konutla TOKİ başlamış olacak. Şu anda 1000'i geçti mi Şefik Başkan müracaatlar? 1000 Sinop merkez geçti. Burası 300'ün üstünde var. 300'ün üzerinde. 15 Ocağı kadar devam ediyor. 15 Ocağı kadar gelen taleplere göre ikinci ya da üçüncü etapın planlamasını yapıp yapmayacağına karar verilecek. Dolayısıyla doğalgazda TOKİ'yi tersine göç açısından bir imkan olarak düşünmemiz lazım Boyabat'ta. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Yine burada. Allah kahretsin. Evet Sayın Vekilim şöyle karşıya. Şu tekke tarafına. Afiyet olsun. Camiye bakacağız.
Bunları biliyor musun? Şimdi burayı kentsel yenileme, kentsel tasarım değil mi? Ona başına vade yaptı Altay. Altay da ödedi. Buraya artık tarama yolu yok. Normalde burası şey var, doğalgaz gelince şeyde hatlar çekildi. Çekildi değil mi? Tabii şey var yani, pedikler falan var. İyi. Çünkü burayı kazması ondan sonra tabii, çok sıkıntı olur, iyi olmuş yani. Solo bacaları da var. Her şeyde solo bacaları var. Plastik. Devam ediyor, devam ediyor. Şimdi proje alanı 10 hektar. 100 bölüm. Nikah salonu ne yaptınız burada şimdi? İçinde orada. Neyse şimdi gidince bakarız. Ama güzel bir olsa. Sayın, bizlerle şu an. Arkadaşlar binadan memnun musunuz? Çok şahımız, sağ olsun benim aşkımız. Hatırlayan var mı bu binanın eski hali? Yani, burada nikah olay yok. Ben biliyorum. Hoş geldiniz. Ben de, evet. Burada belediye vardı o zaman, ben çocukluğumu hatırlıyorum ya. Sonra belediye çıktı ama nikah salonu epey bir müddet devam etti burada. Ben de nikah olduğunu burada hatırlıyorum. Akbank vardı. Doğru. Benim o Akbank'taydı. Buradaydı Akbank. Akbank vardı. Toptancı vardı. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, bir tane alayım. Cemil'i koyayım. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz efendim. Ona ediyoruz. Bizler biz ediyoruz. Sizlere. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok dua edin inşallah. Peki Allah'a emanet olun. İşiniz nasıl olsun? Teşekkür ederim. Tamamen şeyleri... Türkiye Belediye'nin ama buradaki ürünün sergilenmesi için. Aynen. Satış bir de bu seneki halka eğitim sergimizi tamamen bu çarşıda yapalım diyoruz.
Evet. Hiç olmazsa hanımefendi kardeşlerimizi ürettikleri millet bilmiyor, tanımıyor. Evet. Yani halk eğitim neymiş aslında, buyur burada öğrenecek. Burada çok güzel şeyler üretilmiş gerçekten. Her tarafta emeklerinize sağlık. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı bizden? Evet, vekilimizden bir şey istiyor musunuz? Efendim? Bir araya gitmek. Yani şimdi şöyle, ilk dönem itibariyle ilk açıldık, ilk bizim açılış olduğu için bazı aksaklıklarımız var tabii. İlk başta ısınma problemini biraz zor yaşamıştık. İşte yavaş yavaş sağlanıyor ama tabii bayanlar için bir yıldız maalesef, çok uzaklardan geliyorlar. Herkes oradaki halk eğitime göre kaydolmuştu. Hani ulaşım problemi, ısınma problemi yaşadık biraz. Ama yavaş yavaş alışıldı şu anda. İnşallah tabii ortam ve şartlar daha da iyileştirilirse. Sayın vekilim, bir de şu var tabii, belki arkadaşlarımız söyleyemiyorlar ama. Evet. Bu meyhane ve buradaki cemiyetin bu küfür konuşmalarıyla bir tehdit oluşturuyor. Özellikle ablamla bu konuda konuşmuştuk, tartışmıştık. Ben de utanıyorum hakikaten. Kendi yüzümden. Ben de belediye başkanı utanıyorum sizden de yani. Bu konuda. Yani, anlıyorum, anlıyorum. Yolu yani, görmüşsünüz zaten. Güzel 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 Şimdi efendim, Halk Eğitim Müdürümüzle görüştük. Bir yukarı daha geniş alanlar alacağız inşallah. Bir üst kata alacağız. Bir üst kata inşallah. Isınmayla çözeceğiz. Çünkü burası... Evet arkadaşlar. Cemre toprağa düşeceğimiz hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi düşüyor şimdi. Yatırma dar, güvenlik atıyoruz, güvenlik atacak. Burası çalışma kokuda, kokuda şeydi. Yani ben bile bak. Çok çok duman oluyor, camı açıyoruz, kapı açıyoruz. Çok, biraz havalandırma ve daha geniş bir hizmetler olması lazım. İşte özel bir iş, bu hepimizin yapabileceği bir iş değil. Evet. Hepinize başarılar diliyorum, kolay gelsin. Evet Cemil abi, ne var yok, nasıl gidiyor? İyi elhamdülillah. Vallahi işte sizinle inşallah bugün tabii olmaz. Çiftçilerimiz özellikle bu meclisimizdeki 21 çiftçinin temsilcisiyle bir şey yapacaktık. Çiftçilerin sorunlarıyla. Yapacağız onu abi. Onu inşallah onu bekliyoruz. Aynen. Alo. Aynen. Tamam başkanım.